Şu konuyu kapatabilmek için tabii. şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, bu Londra'daki bu cinayet bir gerçek. Yani evet. her ne olursa olsun bunu bir bir, bir e, ayin sırasında Sapkın, bu çocuğu tabii, öldürdükleri evet. muhakkak. Sapkın bir tarikat dediniz. Evet. Bunların amacı nedir? Yani bunlar nasıl insanlar? Bunlar herhalde normal insanlar değil. Bu, ya da bunlar kimler kimleri istismar ediyor? Kimlerden fayda görüyor? Yani, Para mı kazanıyorlar bu işten? ne? Abi bir, bir, birer birer teker teker karşımıza alsak o kişileri ve konuşsak herhalde bu sorulara cevap bulabiliriz ama onun dışında hakikaten Aypet'in sihirli küre formundaki bir şeye ihtiyacımız var. Ancak ritüelistik e, cinayetlerde tabii ki sapkın cinayetlerde, tarikat cinayeti muhakkak arkasında bir ideoloji vardır. Ve bu ideolojinin de etrafında topladığı bir takım kişiler vardır. E kurban kurban kültü zaten var olan bir şey. Yani kurban Birini kurban etmek tabii ki var kurban ama yani kurban kültü türlü şekillerde. Evet ama tarihte çocuklar bildiğimiz sıkdır. genç kızlar şeyler de çocuklar çocuklar da var mıdır? Çocuklar tabii sık. İbrahim Hı -hı. İsmail 1999'daki <laughs> çocuk yani ta dinde zaten bu böyle dahi yorumlanabilir. Yani ben din adamı değilim ya da yorumcusu değilim ama Hazreti İbrahim'in çocuğunu kurban ederken e, koy, koç gönderilmemiş midir? yani? Bu kurban kültüne bir cevaptır aslında bir taraftan. Maalesef ki hikaye toplumlarda özellikle çocuğun kurban edilmesi çok sık bir şeydir. Zeus'un bunun üzerine kurulmuş bir mitolojik öyküdür. Yani babası tarafından öldürülen e, çocuklardan kurtulanıdır Zeus'ta. Baştanrı olur filan. Evet çocuk kurban kültü çok yaygın eski çağlarda özellikle semavi dinler öncesinde yaygın kültlerden bir tanesi. Tabi orada altının, işte polenin, kalabar baklası önemli bir şey. O zaten o yedirilir. Yani o e, malumunuz şey Agatha Christie'de evet. de bir, bir, yerde geçiyor. Geçiyordu. Yani birçok çağrışım yapabilir o konu. Yani sorunuza... Evet Agata Agatha Christie'ye döneriz vaktimiz olursa güzel. Ha. Çünkü onun iki tane hikayesinde fisostigmin var. Yani bir tanesi sadece kaldı. bir tane değil. <laughs> i̇ki tane var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. O Ama yani, Gülsü Hoca çok... şimdi senin ön, önüne... <laughs> E, otopsi masasına kolsuz, kafasız, bacaksız bir beden gelmiş olsaydı eğer e, ne yapardınız? Hocam, burada yani tartışmasız ilk e, şey yapılacak yani ilgi çeken şey bu e, şeylerin kolun, bacağın, kafanın işte ne zaman kesilmiş olduğu az önce az evet. önce de söyledim yani bu ne olursa olsun nasıl ölmüş bilelim, bilmeyelim ne olursa olsun ilk bakacağımız şey bu olurdu tabi. Şimdi burada hemen arkadan sıkıntılı sorular geliyor tabii. Şimdi kesilmiş, ne amaçla kesilmiş? Şimdi akla ne gelebilir? İşte bu olguda olduğu gibi bir ölüm olabilir bu. İşte bavul olabilir, bir ne bileyim şey olabilir. Ama işte bak yani birisi birisini yapılır. öldürüyorsun sonra da parçalıyorsun taşıyabilmek için evet. o başka bir şey evet. yani onu onu bulmak başka bir şey şimdi ama bu bir böyle bir ayin sırasında öldürülmüş başkaları da olabilir bunu bu ne şimdi... biçim? demek ki ülkede bir ayin yapan insanlar var tabii onun... o o tabii ki çok farklı bir soruşturma tabii oradan sonra tabii hocam şimdi onu söyleyeceğim bir kere orada siz bir şey dediniz az önce o çok önemli işte kafanın şey olduğu tespit edilmiş şimdi biz oradan bildiğimiz bilgiyi alıyoruz şimdi bunu gördüğünüz anda ee, sıkıntınız artıyor. Demek ki e, öyle yok etmek için falan değil. Ha olabilir. Hı. Ölümden hemen sonra, çok yakın bir zamanda da kesilmiş olabilir ama hani e, ortaya çıkabilecek işte nitekim yıllarca sürüyor problem e, şeyleri görüp sıkıntıları görüp ona göre önlem almak lazım. Yani böyle bir ceset geldiğinde bir kere çok ısrarla e, bunun e, ölüm sebebini bulmak isteriz. Şimdi ölüm sebebini bulurken de çok büyük bir şeyimiz var, eksiğimiz var, defektimiz var burada kafa yok. Belki ölüm asıl öldürücü sebep şey de şimdi şöyle bir şey diyemiyorum. tıktı kafasına bir kurşun, Sonra değil da mi? Kafayı Ay, şey yaptı, kesti. Evet. Ama ben e, gerçi e, tam otopsinin bulgularını ve e, şeyi bilmiyorum ama neler buldular. Yani aklıma şu geliyor. Acaba kimyasal analizlerde bir eksik mi e, şey yaptılar? Yani Kanında başka bir yani şey var mıydı diye işte, diyerekten. Yani. Baştan bulabilmeliydi. Şimdi, Tabii fizyoz nasıl bulmadılar? ben soracaktım az önce size. Yani bizim teknolojimizle, yani bizim teknolojimizi yani de küçümsemeyelim. Yüksek bir teknolojiye sahibiz. Yani bunu... E, sanki e, bulurduk gibi geliyor bana orada bir şey onlar birazcık otopsileri şey yapıyor e, böyle az materyal vesaire, Tabii. Şimdi, şimdi şöyle, toksikolojik <laughs> açıdan baktığın zaman her e, ülkenin kendine göre aslında bir, bir şeyi var, bir, bir reçetesi, var. Bu, tabii, bir tabii, bir reçetesi tabii. var. bir politikası, bir reçetesi var ve de en sık rastlanan şeyleri de e, baş, ararsın, yani en sık mesela. Pestisit aramaz e, İngiltere yani hiç kimsenin biz atlamayız, ya biz de, atlamayız. Hindistan mutlaka olur. arar yani her ilaç Böcek yani ya öldürücü mesela her her ülkenin kendine göre mesela orası daha çok morfini kodeini, eroini bir memnuni yani böyle müstahsar ilaçlardan daha fazla alır. yani öyle bir şey doz aşımını bekliyor yani herkesin bir tabii ki bir yaklaşımı var ama ben şunu sormak istiyorum şimdi bir adli tıp uzmanı olarak bir bir otopsi yapıldığında temel hedef Ölüm nedenini Değildir mutlaka... Değildir hocam. Ne yani, edin, işte, nedir? Şimdi bugün şimdi öyle bir takım şeyler var. Hedef çünkü. O ama evet. e, tek hedef o değil. Evet. O hedeflerden biri. En önemli hedef olabilir. O ama neydi? tek hedef o, hedef o hedeflerden. değil. Şimdi evet. ben her zaman söylerim öğrencilerime de, e, şimdi dinleyenler de hatırlar. Yani otopsi sadece ölüm sebebini bulmak için yapılmaz. Daha ziyade neden ölmediğini bulmak için yapılır. Yani sizin... Ee, pozitif bulgu olarak bulduğunuz bulguların yanında negatif Bulamaz. bulgularınız da önemlidir. Ee, işte yani e, cesedin üzerinde bıçak yarası, ateşli silah yarası, şu yarası, bu yarası yok demek de çok önemli bir bulgudur. Ee, dolayısıyla şimdi böyle bir böyle bir olayda e, yani e, ne var elimizde? Tamam o var, e, işte kafası yok, bir gövde var. Ama e, bu gövde de yani benim kanaatimce tabii şunu ısrarla söylüyorum. Ee, biraz zaman geçmiş cesette e, otolit dediğimiz yani çürümenin bir öncesi organlardaki bozukluklar olacak bu negatif bir sebep. Sudan çıkmış ceset her zaman e, şeydir, kötüdür. Yani kötüdür dediğim otopside elde edilecek sağlıklı bulguları engelleyen şeylerden biridir. Tabii. Ama sanki bana otopside e, böyle içimde bir his var e, çok iyi bilmemekle beraber. Bir şeyler atlanmış Peki, gibi bir şey, geliyor. bir şey soracağım ondan sonra başka bir şey soracağım. Yani belki seyirci onu merak ediyordur onu soracağım. Ama şunu sormak istiyorum. Otopsinin temel hedeflerinden birisi de orijin tayini değil midir? Yani kaza mı intihar mı cinayet mi şeklindeki ayırım. Yoksa bu hiç mi önemli değildir? Hocam şimdi otopsinin temel hedefi travmatik ölümü bulmaktır. Kaza mı intihar mı cinayet mi söylemeniz için... E, hukuksal işte e, polisin elde ettiği bulgular ve e, hukukçunun elde ettiği bütün bulguları değerlendirmek e, lazım. Ama bu çok Origin önemli tayin. tabii ki burada bir dakika yani bu o kadar önemli ki kaza mı intihar mı cinayet mi orijin tayini orijin tayini. Evet. <laughs> e, örneğin ateşli silah yaralanmalarında devamlı karşımıza çıkıyor. Hemen her gün karşımızda gazetelerde mesela buna ait bir haber var. Hepsini çıkar hocam. Şimdi siz bir asıl olayını. E tamam evet, işte kızmış çıkar. sevgilisine tamam. intihar etmiş e, evet. genç kız diye e, yaklaşır. Evet. Ve, e tamam işte, evet. e, işte ip izi var. İp izinin bir altında kanamalar var. Mesela. Bir de mektup bırakmış biz yanında de deyip e, bırakırsanız o zaman yaptığımız işi yapmıyoruz demek. De. Öyle Peki, değil. Bunu, sonuna bunu, kadar. Sonuna kadar yapıyor mu Türkiye her noktasında? Biz yapıyoruz. Yapıyor. Üç boşluk açılıyor. Yani üç boşluk açmak zaten boşluk kanunen gerek. Şey, Peki, ama sonuca varılıyor mu diyor? Yani sonuca varılıyor. yani orijin tayini. Ama bu mahkemede kararlaştılar. Anladım ama o, o kadar şey. çok gecikmiş oluyor ki Şimdi, o zaman o noktaya gelinceye canım. kadar sen burada otopsiye o perspektiften bakmamış oluyorsun. Tabii evet, doğru. E, yapılıyor. Yani zaten, eğer polisle işbirliği çok yakın olabilse belki en başta da buna bakacaksın. Zaten, olay yeri inceleme avcı, bilgisini söylesin. Şimdi var tabii ama. yetmiyor çünkü savcı olay yerinde olmamış olabiliyor. Mesela orayı gören adamın tabii orada olmasında herhalde. Şunu çok söyleyeyim, fayda var. E, yani bu merkezler açısından da değişiyor. Şimdi baktığımız zaman geçmişe, e, işte tek yerde yapılıyor biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nde İstanbul'un otopsileri. E ben bilmiyorum yani bilen varsa çok büyük bir defekti yok. Yani o e, hani basına da konu olmuş şeyler de dedikast Evet ama ya her yer orası kadar onu, kalitede değil e, ama kalkar, şimdi e, evet. şeyde e, bir ilçenin herhangi bir ilçenin evet. işte herhangi bir köyünde otopsiyi yapıp da orada uzmanlar elinde yapmayıp örneğin pratisyen hekimle e, yapar da e, o şartlarda yaparsanız tabii ki her şey E, e o zaman hep onu döne döne söylüyorum bu aynı şey bu mesela Kriminal laboratuvarlar için geçerli aynı şey Standart, şeyler, şey. şeyler olay yeri inceleme için ekipleri için geçerli akıl hastalığı muayenesi için geçerli. akıl hastalığı muayenesi e, için de, geçerli yani Türkiye'nin her yerinde aynı kalitede adaleti veremiyoruz Hocam, demektir bunu e, Yani e, yıllar boyu olur. ben şahsen e, bir otopsinin e, yani uzman bir kuruluş dışında periferde e, yapılamayacağını, bunun e, karaciğer ciğer ameliyatıyla orada karaciğer ameliyatı yapmayla aynı şey olduğunu slogan olarak söyledik. Ama maalesef yine eksiklerimiz var. Bugün ben işte haberlerde okuyordum. İşte ya. sağlıkta iyileştirmeler işte yaklaşık işte 20 dakikada ambulans gidecek, bir saatte evet. uçak gidecek diye. Bence bu, bu sürelerde bundan daha sürelerde de işte adli tıp uzmanının da gidebilmesi lazım. Da o araştırmanın olay yeri incelemenin de Türkiye'nin saatine bitmesi lazım. Çünkü o da o hayatı koruyan e, hala e, sayıca mesela. çok az tabii. Çok az. Çok, yani, az, az oradan çok az. Çok az. Eleman, eleman eksiği var. Yani Ol, hala hem adli tıp uzmanı sayısı az hem kriminal laboratuvar çalışanı az. az. Her istediği kadar parası olsun ülkenin. İnsan gücü yetiştiremediğin takdirde hiçbir işe yani. yeri. E, tabii kalifiye... Ya, insan adaleti hızlandıracaksın mı? Ve adaleti yani, vereceksin ki o mesaj olsun. İstediğin olsa. kadar milyon dolarlar sarf edip çok güzel aletler yap, çok güzel otopsi salonları yap. Yani orada çalışacak Vallahi adamlar değil, olamadıktan ya. sonra ne, ne olacak? Evet. evet, ama şimdi birazcık daha farklı bir yere gitmek isterdim tabii ki e, Hocam medyum kullanıyor mu diye soracak mıyız? Medyumu, medium'u sorarız tabii ki. Şöyle...